Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Reuters, Türkiye ve İngiltere'nin yeni bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başladığını duyurdu. Yeni anlaşmanın hizmet sektörünü kapsaması da bekleniyor. İngiltere'nin Türkiye ile hali hazırda bir STA anlaşması bulunuyor. Anlaşma İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte devreye alınmış ve geçen yıl her iki tarafın yaptığı görüşmelerde stanın iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştı. Ticaret Bakanı Kemi Badenok yeni staya ilişkin yaptığı açıklamada, hali hazırda gelişen bir ticari ilişkimiz var ve bu ilişki yeni ve modernize edilmiş bir ticaret anlaşmasıyla daha da güçlenecek, dedi. Vadenok, yeni anlaşmanın İngiltere'nin hizmet sektörüne büyüyen pazarda rekabet avantajı sağlayabileceğini ve İngiltere genelinde istihdamı destekleme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise NATO müttefiki olan Türkiye ile müzakerelerin ilk turunun yaz aylarında yapılmasının beklendiği ifade edildi anlaşma, İngiliz tüketicilerin bulgur ve domates gibi Türk ürünlerine erişimini artırabileceği gibi, İngiliz firmalarının hizmet sektörü ihracatını artırmaları için de fırsatlar sağlayabilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Londra'da İngiltere Ticaret Bakanı Kemi Badenok ile bir araya geldi. Bakan Bolat, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Sayın Kemi Badenok ile Londra'da çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Birleşik Krallık, 19 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi ile ülkemiz için stratejik bir ticaret ortağıdır. Ayrıca, Birleşik Krallık, Türkiye'nin en önemli dördüncü ihracat partneri olup, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile Türkiye'de en çok yatırım yapan beşinci ülkedir. Bu verimli görüşmeyi iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirecek olan önemli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Birleşik Krallık ile ticaret diplomasisi çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz dedi.